Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Komik bir Forza Horizon 5 sezon yorumlamasının başlangıcıyla hmm. sizlerleyim. Çünkü bakın sezon ilerlemesi 20 puanı alınca hangi arabayı veriyor? Porsche görevi ar. <laughs> bu arabanın ismi Porsche Mission ar arkadaşlar. Mission'ı direkt görevi diye çevirmişler. Yani abi araba modelinin isminin de yani bu olmamalı ya. Bu kadar olmamalı. Gerçekten çok komik. Çok komik abi. Altıma sıçtım yani görünce. 40 puanı aldığımız zaman 2015 Jaguar XKRS'yi alıyoruz. Muhtemelen Forza Edition bu araç. Nedenini birazdan göreceksiniz. Haftalık Forza Tom mücadelesinde bu süper spor araçta tarz hızla buluşuyor. 2017 Ferrari 812 Superfast aracına sahip olun ve sürün. 15 saniye boyunca 281 kilometre sürat veya üzerinde süreceğiz. Üçüncü kısımda 5 efsanevi havalanma yeteneği kazanacağız arkadaşlar. Uzun uzun uçun, bol bol uçun. Son kısımda da 8 kilometre süreceğiz basit kere. Günlük Forzaton mücadelelerinde stadyumda 4.8 kilometre sürün. Peki herhangi bir hiper araçta 10 kıl payı geçiş yeteneği arabanların yanından silme geçiyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir A sınıfı araçta kalkış yarışı kazanın. Tamam Kolay gidiyoruz şu an. Ekstra açıklanacak pek bir şey yok zaten. Kalkış yarışı, drag kalkış yarışı diye de zaten aratabilirsiniz. 2017 Acura NSX'te 160 km hızına ulaşın. Çok kolay. Herhangi bir Mercedes benzin fotoğrafını çekin. Çok çok kolay. Herhangi bir araç ile tehlike işaretlerinde 6 yıldız kazanın. E çok kolay. <laughs> Yaratıcılık merkezinden herhangi bir eventlevi oynayın. Yaratıcılık merkezinde eventle bir de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Burada belki Horizon Super 7'i yaparken de kazanabilirsiniz. Madem buraya kadar geldim bir daha Horizon Super 7'e dönmüş olmayayım bahsettiğim olay şu bakın Super 7'i kazandığımızda da Jaguar XKRS'yi veriyor. Tabi burada ufak bir model yılı farkı olabilir ama bence bu araba nadir öbür araba daha farklı destansıydı sanırım. Muhtemelen o Forza Edition bu da normal versiyon. Forza Ton mağazasında 700 puana Rimac Concept 2'yu veriyor yoksa kesin alın arkadaşlar. 400 puana da BMW M1'i veriyor. Karpuz, baldır, çorabı kabul etme vesaire odur budur. Cart, cart geçtik abi. Deneme yarışı Ferrari 458. Event tabletlerden biri süper şans çarkı, diğeri 2011 Sirocco veriyor. E, Tehlike işareti, hız kapanı, hız bölgesi süper şans çarklarımız her zamanki gibi. Sezonluk şampiyonalardan birinde 92 Honda NSX R, diğerinde de arkadaşlar HSV Malo'yu veriyor. Horizon turunda 3 puanımızı kazanıyoruz. Ekstra başka bir ödül yok. Burada bir hazine avı var. Eskiler altın gibidir diyor. Fotoğraftaki araç da McLaren F1'in GT versiyonu ama hızlı bir şekilde altın kazanarak retro itibarını sağlamlaştırın diyor. Bence retro araç veya retro süper spor araçlardan biri ve bir hız kapanında muhtemelen hız, kapanıla, hız kapanlarından birinden 3 yıldız aldığımızda tamamlamış olacağız. Belki de 1 yıldız aldığımızda bile tamamlamış olacağız. Ama böyle ve kolay bir görev olduğu belli. Fotoğraf mücadelesinde El Arco de Cabo San Lucas'ta herhangi bir Lamborghini'nin fotoğrafını çekin diyor. Ben de şu an oradayım. Bakın neredeyim göstereyim. Burada en solda abi bir çıkıntı var. O çıkıntının orası zaten. Orada en uca kadar gidiyorsunuz kumluk bölgede. Bakın burada abi en uçta. Hemen çekelim. Herhangi bir Lamborghini El Arco de Cabo San Lucas bitti. Gördüğünüz gibi görevi de tamamladık. Eleyici de var. 30. veya daha iyi bitireceğiz. 2008 Dodge Viper'ı veriyor. Şimdi Hot Wheels eklentisindeki görevlerden birinde süper şans çarkı alıyoruz. Hız kapanı. Diğerinde de Mercedes-Benz C63 AMG'yi alıyoruz sezonluk şampiyonada. Rally Adventure eklentisinde ise arkadaşlar hız bölgesinde gene süper şans çarkı ve Yolda Kasılma isimli sezonluk şampiyonada da Alman mühendisliği kapşonu veriyor. O ne oluyorsa artık. Ee, onun dışında başka bir görev zaten yok. Super 7'ı da size gösterdim. Ama abi şuradaki araç ismi çok komik değil mi ya? Efsane gerçekten. Yani bu kadar da olmasın. Allah rızası için. Bu kadar yapmayın abi. Biraz dikkat ya. Araçların isimleri bari otomatik çevrilmesin ya. Bu ne biçim bir saçmalık. O zaman diğerlerini de çevirin abi. Super fast'i o zaman 812 süper hızlı diye yazın. Değil mi ama ya? Böyle de olmaz. Yeni eklenmiş. Dikkat etmemişler buna. Çok belli. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.